Ömer. Oğlum. Yengeciğim ayakta kaldın canım. Gel, gel otur. Gel oğlum, gel. Bak ne güzel, bütün aile hep birlikte buradayız. İşte her şey bir şeye sebep. Allah, şimdi kopuyor dananın kuyruğu. Ah tatlım, aç mısın canım? Bak Türkan Hanım neler neler hazırlamış. Bir zahmetler, bir zahmetler. Kalabalıkta da insan acıkıyor yani, değil mi? Yok canım, bir şey yapmadık. İşte elimizden geldiği kadar. Biz bizeyiz nasılsa. Olur mu canım, olur mu? Neler neler yapmışsın. İnsan da acıkıyor kalabalıkta yani, değil mi Necmi? Hadi bir sohbet, bir şey aç, kur işim, yumuşat ortalığı. Hadi, hiç yardımcı olmuyorsun. Ay tamam hayatım, sen hiç merak etme. Sahnemi alıyorum şimdi. Defne, biraz konuşalım mı? Ay teyzeciğim, bu ev ne kadar? Maşallah, çok da güzelmiş. Böyle var ya, böyle bir evi bebekli bulma şansınız asla yok. Ay bakın böyle hem ferah, aydınlık, huzurlu falan böyle. Bir şey diyeceğim, dubleksin burası, ha? Ay kaç tane şeyi var buranın, odası? Ebeveyn banyosu var mı? Hı? Ay şimdi düşündüm de böyle burası salon salomajı da olurmuş. Çok da güzel olurmuş. Ay dur dur, ben buraya Emre'yi çağırayım. Şimdi Emre kim diye soracaksınız. Emre benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Ve Türkiye'nin en ünlü mimarlarından da biri. Yakinim olur. Ay ama şeyi var böyle, elmacık kiminin üstünde. Beni var adamın. Çok çirkin, böyle ne o zeytin kondurmuş gibi. Korişim, artık susabilirsin, gittiler. Ha? İkramlara geçelim biz o zaman. Hadi geçelim. Ay evet evet. Nöron duydun mu? İkramlara geçiyoruz. Ay nereden başlasam? Ay hiç zahmet etme, ben şuradan alayım iki tane. Gerçekten mi Defne? Sana anlattığım onca şeyden sonra böyle bir günde. Gerçekten mi? Dedemle ilgili ne hissettiğimi biliyorsun. Sana söyledim ben, değil mi? Sordun, söyledim. Demek sorduğunda da haberin var dedemin geleceğinden. Evet, biliyordum. Ama engelleyemedim. Bana haber verebilirdin Defne. Dedemle karşılaşmak istemeyeceğim hiç aklına gelmedi mi senin? Biliyordum da. Neriman Hanım o kadar çok ısrar etti ki. Yani deden de çok istiyormuş. Mutlu gününde yanında olmak istiyormuş. Bir şey diyemedim. Elimden bir şey gelmedi, üzgünüm. Asbayağı kumpasa ortak oldun. El birliğiyle beni buraya sürüklediniz. Mecbur bıraktınız. Mirvakilerden hoşlanmadığımı da biliyorsun değil mi? Hem de çok iyi biliyorsun Defne. Biliyorum. Biliyorum, söylediğin her şeyin farkındayım ama engelleyemedim. Üzgünüm. Kız, doğurmadın mı sen? Ay, ne kadar uzun hamilelik. 40'a çıkınca mı doğuracağım? Ayol siz tanışıyor musunuz? Yok hayatım, nereden tanışacağız? İşte göz aşinalığı var bizde. Ben buna bir cevap veririm ama misafir ne de olsa. Bak gördün mü, konuşmadı bile benimle. Ay yok babacığım, şok oldu. Şoktan hep bunlar. Birazdan gelir, dayanamaz o dedesine. Hulusi Beyciğim, patates salatasından tattınız mı? Aldım, aldım. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzel olmuş. Tabii sizin eliniz deyince. Oh, Necmi ne oluyor? Ne kaçırdım ben? Sus Neriman, sus. Magazine gerek yok. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Ne yapayım sen söyle. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Beni düşürdün, duruma bak. Çok özür dilerim. Çok kızgın mısın? Gidecek misin? Gidemem. Senin evindeyiz. Türkan teyze içeride. Serdar, Esra, Nihan. İstemeye geldiğimizi de biliyorlar. Defne, ben sana bunu yapmayacağım. Ben bunu sana yapmayacağım. Onları üzmeye de gönlüm razı değil.
O zaman? Şu günü bir olması gerektiği gibi atla. Ama bu konu burada kapanmadı Defne. Bu konu burada kapanmadı. Heh, gelin çocuklar, gelin. Ayol neredesiniz? Aa, gün sizin gününüz, başroller ortada yok. Ay yalnız var ya, dolmalar şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Ay gerçekten çok güzel. Vişne var galiba. Ya kızcağızım sardı dolmaları, pek maharetlidir. Anneannesine çekmiş. O zaman kahveleri geçelim mi? Tabii geçelim, haydi. Ne dedi? Ya konuşturma, gerçekten konuştursan ağlayacağım ben. Kızım tamam, sakin ol. Geçecek. Yani o da anlayacak niye bunu yaptığını. Hep o Neriman cadısı yüzünden ha. Yani geldi, senin en mutlu gününü mahvetti. Ya konuşturma diyorum, konuşursam ağlayacağım diyorum ya. Bana öyle bir baktı ki. Ama ne dese haklı biliyor musun, yani ne dese haklı. Ama ben sana söyledim, benim içimde kötü bir his vardı ya. Canım o da büyütmesin ya, barış versin, ne olacak? Ya adamcağız torununun mürüvvetini görmek istiyor, ne var bunda? O iş öyle değil canım işte. Bile bile sanki Ömer'in canını yakmışım gibi. Çok kırıldı bana. İşte kırılıp dökülmeden aşk olmuyor kuzum. Hadi gel sen bir dışarı çık. Bir sakinleş, bir nefes al. Şöyle bir yüzünü aç bir rüzgara. Olur mu? Ben yaparım kahveyi, hadi. Uf, bu ne biçim bir gün ya? Güya benim en mutlu olmam gereken gün ama ben hale bak. Kızım zaten senin neyin normal ki? Neyse hadi tamam, iyice mavi ekrana bağlamadan git toparla kendini. Daha yüzük takılacak ya. Takılacak değil mi? Gitmeyeceğim dedi Ömer. Her şeye rağmen takılacak galiba. İyi. İşte bak gördün mü? Kıyamadı sana. Ha yok, ben dayanamayacağım. Ben çıkayım bir hava alayım. Tamam. Kahve sende. Ben de tamam hadi. Sakin. Bu da geçecek. Sen Ömer'i seviyorsun, Ömer de seni seviyor. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Sakin ol Defne. Sakin. Efendim, gelelim ziyaretimizin sebebine. Gelin efendim, buyurun. Şimdi tabii ailemizin büyüğü olarak söz babamda. Efendim. Ziyaretimizin sebebi gençler birbirlerini sevmişler. Bize de Necmi sen devam et. Olur mu öyle şey baba, lütfen. Sen devam et. Böylesi daha iyi. Hepimiz için daha iyi. Peki. Efendim malumunuz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Defne'yi oğlumuz Ömer'e istiyoruz. Evet efendim. Madem ki gençler birbirini sevmiş, anlaşmışlar. Hayırlısı olsun. Verdim gitti. Heh. Oley! Ay ağlayacağım şimdi. Ne kadar komplike duygular bunlar. Yani sonuçta çok güzel bir olay. Tebrikler. Tabii canım. Ne mutlu bize. Yalnız ne kadar kolay oldu değil mi? Ay siz bizim kız istemeyi görecektiniz. Arda arda ne bombalar patladı değil mi? Ya ömrümden ömür gitti, sorma sorma. Ama işte görüyorsunuz sonra mutlu son. Tabii muhakkak. Geçiyor yani, unutuluyor. Ay Nurum hayatım, bunlar susmuyorlar. Sabahtan beri bır 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 bır. Ay Nurum, ay kızı verdiler mi şimdi? Verdiler ya kuşum. Ha, ay anlamamışım. Bilmediğim bir dil konuştukları için anlamadım. Hadi Defne, yüzükleri takalım. Şey babacığım, yüzükleri siz şey yapsanız. Necmi, sen tak yüzükleri. Olur mu şey baba? Ya
İzmir, sen tak yüzükleri. Böylesi daha iyi. Hepimiz için daha iyi. Çocuklar, elleriniz hiç ayrılmasın. Birbirinizi hep çok sevin. Ve sonsuza kadar mutlu olun. Anladım, sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum, sanki dokunulmazdı çocukken ağlamam. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp Öbüşüm. Ah hayatım, tebrik ediyorum, tebrik. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi? Bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken.
Ömer! Defne. Şükrü abi, Ömer nerede? Bu telefon Ömer'in telefonu mu? Sana mı bıraktı telefonu? Kimseyle konuşmak istemiyor yani, öyle mi? Benle de konuşmak istemiyor. Şükrü abi, ne olur söyle, nereye gitti? Söyleyemem Defne. Ya Şükrü abi, konuşmam lazım diyorum. Niye anlamıyorsun? Defne, lütfen ısrar etme. Söyleyemem. Şükrü abi, halimizi görmüyor musun ya? Ne olur diyorum, lütfen diyorum ya. Benim onunla konuşmam lazım. Ben biliyorum, onun da bana ihtiyacı var. Ne olursun söyle, nereye gitti? Söyleyemem Defne. Ve sen tüm gücünle karşı konsan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkamdan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi. Çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Defne? Ha Zübeyir, sen burada mıydın ya? Ha, işim uzadı, mesaiye kaldım. Ha, çıkmıyorsun yani? Yok, biraz daha çalışacağım. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Ben... iş var, iş için yani. Ben buradayım. İşim bitince bana haber ver, bırakayım seni eve. Araba aldım da yeni, çok güzel. Ha. Şey, sen böyle bekleme ya. Benim işim biraz uzar. Uzar, kesin uzar yani. Zaten çok artık yorulmuşsun yani, gözlerin altı mosmor olmuş, gidip dinlenmen lazım, çalışma artık. Ya bana yakışıyor ya, yani seviyorum ben. Hani böyle meşgul insan hesabı, hani uyku uyumuyor falan, karizmatik bence ha, sence değil mi? Yok değil. Ha. Bayağı yani çökmüşsün sen ya, gidip dinlenmen lazım. Yapma ya, o kadar mı? Vallahi o kadar. Zombiye dönmüşsün ya, git dinlen, git git. İyi, ben gideyim o zaman. Peki sen nasıl döneceksin? Taksiyle dönerim, problem yok. Ya Defne, içime sinmedi be, ha bekleyeyim ben seni. Ay sin. İyi. Ben giderim, hadi bakalım. Tamam. İyi geceler. Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Bay bay.